Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 4. sınıfta çevre ölçme konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Buyurun, dersimize geçelim. Şimdi arkadaşlar, neyin çevresini ölçmeyi öğreneceğiz? 1. Kare, 2. Dikdörtgen, daha farklı şekiller işte eşkenar üçgen, yamuk gibi şekillerin, bu şekilleri bir göreceğiz. Bunların çevrelerini ölçmeyi öğreneceğiz. Önce kareden bahsedelim arkadaşlar. Karemiz neydi? Kare dört kenarı eşit ve her biri dik olan, açıları dik 90 derece olan, değil mi? Dört kenarı da birbirine eşit bir şekildi, değil mi arkadaşlar, karemiz? Şimdi karenin etrafını görüyoruz arkadaşlar. Dört kenarının birbirine eşit uzunlukta olduğunu fark ettik. Doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla bir kenarına biz ne verirsek, bir kenara diyelim ki 5 verdik, 10 verdik, 15 verdik, ne verirsek arkadaşlar, diğer kenarları da bununla aynı olmak zorunda kare deyince, değil mi? Mesela arkadaşlar 10 santim dedim bir kenarına karenin. Burası ne oldu arkadaşlar? 10 santim. Burası ne oldu? 10 santim. Burası ne oldu? 10 santim. Çevresi nasıl bulundu karenin arkadaşlar? 10, 10, 10, 10, 40 oldu. Peki kısa yolu ne? Siz karenin bir kenarını bilirseniz 10 santim mi bir kenarı? Bundan 4 tane, 4'ü de aynı olacak. 4 tane varsa ne yapacağız? Çarpı 4 dediğimizde 40 santimin ortaya çıktığını göreceğiz. Anlaştık mı sevgili arkadaşlarım? Karenin çevresini bulmak bu şekilde. Devam ediyorum. Dikdörtgen arkadaşlar. Dikdörtgenin, dikkat edelim, dikdörtgenin yine kenarları 90, birbirine dik arkadaşlar, açıları 90 derece. Karşılıklı kenarların uzunlukları eşit. Bunlara kısa kenar diyoruz dikdörtgende. Şuralara da arkadaşlarım uzun kenarlar diyoruz. Yani örnek verelim, burası 15 santim ise burası da 15 santim olacak. Şurası 5 santim ise burası da 5 santim olacak. Yani çevre dediğimiz şey arkadaşlar, etrafında görünen bütün uzunlukların ölçümü. Tamam. Ne yaptık? İki tane kısa kenar, iki tane uzun kenar var. Dikdörtgenin uzunluğunu bulurken şöyle yapılır arkadaşlar. Bakın, ister hepsini toplarsınız. Peki kısa yolu ne? Kare gibi. Ne olacak arkadaşlar? Kısa kenarla uzun kenarı toplayın. 15'te 5 santimi topladığınızda ne oldu? 20 santimlik bir uzunluk etti. Kısa kenar uzun kenar toplamı 20 santimse çevresi ne olacak? Bunun iki katı. 20 çarpı 2 eşittir 40 santim. Neden? Çünkü kısa uzun burada varsa bir kısa uzun da burada var. Biz bir tane kısa ve uzunu topladığımızda 2 ile çarptığımızda arkadaşlar dikdörtgenin çevresini bulmuş olacağız. Bir de arkadaşlar bunu ölçerekten bir dikdörtgen şekil üzerinde göstermek istiyorum. Cetvelimizi ve dikdörtgen bir şekil kullanacağız. Bakın şöyle bir kitabım var arkadaşlar. Dikdörtgen şekil. Şöyle de bir cetvelimiz var. Bakın 0'dan 35 santime kadar ölçebilen bir cetvel. Evet arkadaşlar, buraya dayıyorum 0'dan itibaren. 0'ı buraya dayadık. Kaç ölçtük arkadaşlar? 23 santim bunun uzun kenarı. Bakın 23 santim uzun kenarı. Bir de kısa kenarını ölçüyorum arkadaşlar dikdörtgenin. Bakalım buradan ölçtüm. Ne oldu? 15 santim. 23'e 15 yazıyorum bunları arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen şekil çizelim. Bunun benzeri olsun. 23'e 15 olsun. Bir de diğer karşı kenarların da, mesela ben burayı 23 ölçtüm ya. Şurayı da ölçmeye çalışayım bakayım arkadaşlar. Burası da 23 gelecek mi aynı şekilde? Bakın görüyoruz arkadaşlar, 0'dan 23'e kadar geliyor. Üst kısmı da 23. Şurayı da ölçelim arkadaşlar. Burayı da ölçelim. Burası da bakalım ne gelecek? 15 santim geliyor. Şimdi dikdörtgen şekil şu gördüğümüz gibi kısa kenarları birbirine eşit, uzun kenarları birbirine eşit. Demek ki bir kısa bir uzunu bulduğumda toplayıp 2 ile çarparsam neyi bulmuş olacağım sevgili arkadaşlarım? Dikdörtgenin çevresini bulmuş olacağım. O zaman arkadaşlar şöyle yavaş yavaş örneklerden başlayaraktan dikdörtgen ve kare ile ilgili çevre sorularını sizlerle beraber kolaydan zora doğru çözeceğiz. Dikkat edelim, kaçırmayalım. Hadi bakalım, başlıyorum. Demişiz ki arkadaşlar karenin çevresi, karenin çevresi 20 santim ise
bir kenarı kaç santimdir? Şimdi arkadaşlarım bir tane kare çiziyorum. Karenin çevresini verdi. Hocam bunun çevresi 20 santim. Ya hocam bana bir tanesini verseydi ben biliyordum. Bir tanesini verseydi 4 ile çarpacaktım. Ben çevresini bulacaktım. Ama çevreyi vermiş. Ben bir taneyi nasıl bulacağım hocam? Nasıl bulacağız? Bu sefer 4'e bölelim. Değil mi arkadaşlar? 4'ü de aynıysa, karenin çevresi verildiyse bir kenarını bulmak için ben ne yapmam lazım o zaman? 4'e böleyim. 20'yi böldüm 4'e arkadaşlar. Ne oldu? 5 oldu. Bir kenarımız 5 santim. 5 santim, 5 santim ve 5 santim. Ne yaptık arkadaşlar? 4 kenarın toplamı hepsi 20 santim oldu mu? Evet. Demek ki o zaman şunu diyoruz kendi kendimize. Bunu bir kenara yazın. Karenin bir kenarı verildiyse çevresini bulmak için 4 ile çarpıyoruz. Peki karenin çevresi verildiyse bir kenarını bulmak için bu sefer tam tersi. 4'e bölüyoruz. Tamam mı sevgili arkadaşlarım? Evet, geliyorum bakalım. Şöyle bir sorun var. Bir dikdörtgenim var arkadaşlar. Dikdörtgenin uzun kenarı 9 santimmiş. Çevresi de 26 santim. Bakın kısa kısa yazıyorum soruyu. Çevresi 26 santim. Uzun kenar 9 santim. Kısa kenarı soruyor bize arkadaşlar. Kısa kenar ne kadardır? Evet 9 santim buraya yazıyorum. Kısa kenarı bilmiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Çevresini biliyorum 26 santim. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Biz dikdörtgende önce bir hayal dünyamızda bir bunu bir canlandıralım. Dikdörtgende çevreyi nasıl buluyorduk? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp ne yapıyorduk? 2 ile çarpıyorduk. Hocam kısa kenar yok ki ben neyi toplayayım? O zaman tersini yapalım. Kısa kenarı bulmak için de sonucu vermiş, çevreyi vermiş. Kısa kenarı ben bulmak istiyorsam işlemi terse çevirelim. Yani kısa kenarı uzun kenarı toplayıp 2 ile mi çarptık? O zaman çevreyi bulduk. Çevreyi de 2'ye bölersek ne olacak? Kısa kenarla uzun kenarın toplamıdır. Burası çok önemli. Bunu yazıyorum. Diyorum ki yıldız attım. Çevreyi 2'ye bölersek kısa kenar artı uzun kenarı bulmuş oluruz. Bir düşünelim bakalım. Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarptığımda çevreyi veriyorsam, çevreyi de tam tersine 2 ile çarpmışım ya, kısa kenar uzun kenarı. 2'ye böldüğümde kısa kenar uzun kenarı bulurum. Doğru mu? O zaman çevreyi bir 2'ye bölüyorum. Bunu niye böyle anlatıyorum? Neden yaptığınızı bilin diye. Çünkü ömür boyu bir defa öğreniyorsunuz. Ömür boyu bunu kullanacaksınız arkadaşlar. Mantığınıza yatmazsa, bir şeyi ezber olaraktan alırsanız çok yakın bir zamanda unutmaya arkadaşlar mecbursunuz. Unutursunuz. Gider aklınıza kalmaz ama mantığınıza yerleşirse, nereden geliyorsa onu unutmazsınız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Mantığınıza yerleştirmeye çalışıyorum bunu. Çevreyi 2'ye böldüm. 13 santim oldu mu? 13 ne oldu? Kısa kenarla uzun kenar toplamı. Evet hocam bu varsa kısa kenar ne olacak? 13'ten de 9'u çıkartıyorum. 4 santim. Kısa kenar 4 santimmiş. Burası da 4 santimmiş. Burası da 9 santimmiş. Çevreyi nasıl bulacağım şimdi arkadaşlarım? Kısa kenar uzun kenara bir toplayalım. 13. 2 ile çarptım 26. Çevreyi buldum mu? Aynen buldum. Tamam mı arkadaşlar? Devam ediyorum bakalım. Bir dahaki sorumuz geliyor. Bir tane de artık soru geliyor. Sıra sıra sorulara devam ediyorum. Yavaş yavaş soruları zorlaştıracağım. Tamam mı sevgili arkadaşlarım? Yavaş yavaş soruları zorlaştıracağız. Evet, şöyle bir şey veriyor arkadaşlar. Diyor ki şu bir dikdörtgen. Uzun kenarı 5 santim. Kısa kenarı 1 santim. Bu da bir kare diyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu da bir kare. Yazalım. Kare şöyle. Hatta her kenarı birbirine eşit dersek kare olduğunda ve kenarların dik olduğunu görürseniz kare olduğunu demesine bile gerek yok, anlarsınız. Diyor ki dikdörtgenin, yazıyorum, dikdörtgenin çevresi ile karenin çevresi birbirine eşittir. O zaman karenin bir kenarını soracak bize. Karenin
Bir kenarı kaç santimdir? Arkadaşlar soruya bakıyorum. Bunun çevresiyle bunun çevresi birbirine eşittir. Birinci cümleyi bitirdim. Bir dur. Bekle. Ben bunun çevresini biliyor muyum? Bilmiyorum ama bulabilirim. Gerekli olan materyaller bende var değil mi arkadaşlar? Kısa kenar, uzun kenar var. Karenin çevresi birbirine eşittir. Karenin çevresini bilmiyorum. Demek ki bunun çevresini, bunun çevresine eşit diyeceğim. Sonra karenin bir kenarını bulmayı düşünürüm. İlk adım adım. Bakın matematik sorularında soruyu tamamıyla okuyup hepsini birden çözmeye çalışmak yanlışlıktır. Bir cümleyi bir arkadaşlar okuyun. İlk cümleyi sonuçlandırın. İkinci cümleye, üçüncü cümleye öyle geçin. Bu sefer yanılmazsınız. Benden size bir matematik taktiği. Evet, dikdörtgenin çevresi ne olacak? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorum. Bu da 1, bu da 5 diye zaten. Ne oldu? 5 artı 1 eşittir 6 santim. Bunu 2 ile çarptığımızda çevresinin 12 santim olduğunu buldum. Bunun çevresi 12 santim ne demiş? Karenin çevresi de birbirine eşittir. Bir duralım. Sonra karenin bir kenarı kaç santimdir? Şimdi bakın soru ne kadar kolaylaştı değil mi? Adım adım gittiğimde. Karenin çevresi birbirine eşitse, karenin çevresi 12 ise bir kenarı kaç santimdir? Değil mi? Ama beraber okuduğumuzda, soruyu tamamını okuduğumuzda yani bununla bunu bağdaştırmak için çok üstün bir yetenek gerekiyor. Adım adım parçalarsanız soruyu, parçalaya parçalaya giderseniz şimdi ben burayı buldum. Şimdi ben burayı bulayım derseniz yanılma imkanınız çok çok düşük olur arkadaşlar. Evet, çevresi 12 santim olan karenin bir kenarını bul istiyorum. Ne demiştik arkadaşlar? Bir kenarını biliyorsak çevreyi bulmak için 4 ile çarpıyorduk. Çevreyi biliyorsak bir kenarını bulmak için ne yapacağız? 12'yi 4'e böleceğim. 3 santim karenin bir kenarı 3 santim. 3 santim olaraktan çıkacak. Anlaştık mı sevgili arkadaşlarım? Okey mi? Devam ediyorum bakalım. Arkadaşlar üçgen vereceğim bakalım şimdi. Üçgen ve yamuk tarzları. Bunlar ne demektir? Bir eşkenar üçgeni, yani düzgün eşkenar üçgeni biliyorduk. Düzgün eşkenar üçgen neydi arkadaşlar? Şöyle üç kenarı da birbirine eşit üçgendi. Yani burası 5 santimse burası da 5 santim, burası da 5 santim oluyordu eşkenar üçgende. Çevre ne olacak o zaman? Bir kenarının 3 katı. Yani 5 çarpı 3'ten 15 santim olaraktan göreceğiz. Peki arkadaşlar şöyle bir şey verecek mesela. Diyelim ki yamuk. Yamuk nedir arkadaşlar? Yamuk üst tarafı, alt tarafı kısa ama birbirine paralel olacak. Şöyle arkadaşlar birleşen bir şekil. Yani kenar uzunlukları birbiriyle aynı değil. Yamuk birbirine doğru eğri şekilde bağlanmış ama tek önemli özelliği şu, dörtgendir. Dört kenarı, dört köşesi var ve üst kenarı alt kenarına paralel olarak geçer. Yani böyle bir yamuk olmaz. Şöyle bir yamuktur. Şu kenarlar birbirlerine eğridir. Tamam mı arkadaşlarım? Mesela yamuğun çevresiyle ilgili bir şey verelim. Şurası 10 santim olsun. Ondan sonra şurası da ne olsun? 8 santim olsun. Şurası arkadaşlar 5 santim olsun. Çevre demiş ki arkadaşlar çevresi yamuğun 30 santim ise şuraya üçgen diyelim. Bilmiyoruz tamam mı? Şöyle bir üçgen şekli koydum. Şu şekil kaç santimdir? Çevresi 30 santim ise diyor arkadaşlar. Şunun uzunluğunu bizden istiyor. Tamam. Şunları toplarsak arkadaşlar. 10, 8 ve 5. Bunları bir toplayalım. Ne yaptı? 23 santim. Çevre 30 santimse bu olmayan içi dolu siyah üçgen cisim. O zaman kaç santim olacak burası? Üçgen cisimimize ne kalacak arkadaşlar? Çevreden burayı çıkartırsak, olanları çıkartırsak 30 eksi 23 derseniz 7 santimin kaldığını buradan görürsünüz. Tamam mı sevgili arkadaşlarım? Evet.